Elhamdülillahi nehmedu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Muhterem ahli İslam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ke hamd olsun. Yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Sizge bizge nasip bo'layotgan Şabanını bu cümaları hayırlik, berekatlik olsun. Bunda dualarımız, ilticalarımız icabet olsun. Bana ertelab 10 tekem 6'da bo'lsa takbir demek bomdat. Şu bilen peşin asır muhterem azizler. O narsalar ibadettir. Bu bendeliktir. Qarab tursangiz, tahorat olgan, egilib namoz o'qigan, sajda etgan, o'ylab ko'ring, Rabbimiz bunga muhtojmi? Agar hammamiz ibodatni yig'ishtirib olsak, Rabbimizda bir narsa kamayadimi? Yoki uni aksi, hammamiz ibodatda qoyim bo'lib tursak, Rabbimizda bir narsa ko'payadimi? Muhtaram azizlar, bu bandaliklar, bu qilinayotgan ibodatlar ne Allah kabul kısın. Fazlı bilen kabul etsin. Bu bizni bende ekenliğimiz ne? Rabbimizge kul ekenliğimizin ifadesidir. Bu ifadelerimizni, niyetlerimizni Allah icabet etsin. Günahlarımızı keçirsin. Hidayetine başlasın. Saniyen Hazreti Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız bulsun. Kim beni ziyaret etse şefaat kılgüm inşallah dediler. Şu mazmurlarını ettiler. Kim beni tiriklik beytimde ziyaret kılsa onu şefaat kılaman. Ashab-ı ikramdan sual böyle yaptı. Ey Allah'ın Resulü. Sizni tirik topma geller ki. Kabrimni ziyaret kılgellerini şefaat kılaman dediler. Ya Resulallah kabrinizge hem gelenme geller ki. Menge salavat aytganlarni şefaat kılaman deptiler. Yani hadislerde. Kıyamette havzı kevserini boyda kütemen. Kim ki sünnetlerini tırıltırsa. Hazreti Cenabımızın sünnetleri var idi. Biz bunu kıska kılıp adablar da eytemiz. Müslümançılık adabları. Braderler aslında Müslümançılık adabları oşa sünnetlerden sızıp geledi. Sünnetlerden çıkıp geledi. Kim meni sünnetlerimi tırıltırsa, yoysa, tarqatsa, örgetse, onu men kıyamette havzı kevserini boyda kütemen dediler. Ey Allah'ım, Hazreti Cenab'ını sünnetlerini örgen mağluğunu, onge amel kıl mağluğunu, onu suyu silep tarqat mağluğunu, alel akıbet, Hazreti Cenab'ını şefaatlerden Allah'ım berçemizge nasip eylesin. Cehar yar ve safadan Allah'ım razı olsun. Ötken müştehidler Hazreti İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi, Hazreti İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi, Hazreti İmam-ı Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyhi, Hazreti İmam Malik rahmetullahi aleyhi, bularını berçelerden Allah'ım razı olsun. Bular bizge yol kursatken, ilim okigen, örgetken, oza amel kigen bular. Bularchi birodarlar to'r mazhabni kattalari, ulug'lari. Birinchidan bular mujtahid bo'lgan. Ikkinchidan unga ular amal qilgan. Bir kichkina misol, iqtibos. Hazrati Imom-i Azam rahmatullohi alayhining davrlarida boshqa mazhablar ham bo'lgan. Bittasini misol keltiramiz, Sufyoni Savriy. Eshitganmisizlar Hazrati Sufyoni Savriy haqida? Aliga bir bu kişinin mescidke kırk gelişleri afsane bakmakan. Afsaneligi. Hazreti Sufyan-ı Savriy müçtehidlerini Katar'daki ulu zatlardan sablanadılar. Bu adamın mezhepleri bahtke karşı tarqalmayı koyan. Allah'dan da indik. Allah irada kılgenler seni özü belan kıladı. Olas Savriy degeni Thaur. Hokuz degen sözden kep çıkan. Savur, hokus. Şagirdler ayeti yaptı. Hazret Sufyan'a, Sufyan Savri Hazretleri'ne. Hazret, şu ismimizi uzgartırsak.
Bir joylarda bizden ustozing kim deb so'rasa, "Hokizni shogirdiman" deyish ham noqulay bo'lyapti. Shu o'zgartirsak deb mulohaza qildilar. Mulohaza degani bir fikrni bir zotga aytishni otini mulohaza deydi. Shunda Sufyon as-Savriy hazrat aytarmishlar. Birodarlar, favr so'zi hokiz ekanligini o'zim ham bilaman. Bu nomni ko'tarib yurishimning sababi bor. Yigitlik davrim edi deydilar. Allohning baytini oldiga kelganimda xayolimdan boshqa narsalar o'tdimi? Sahvan degan, sahvan bilmasdan chap oyog'im bilan kirib qo'ydim Allohning baytiga. Endi odam shu yerda bir Allohning baytiga kirayotganda nihoyatda hushyor turishimiz kerak ekanda. Hayollar bo'lsa bo'lmasa ekanda. Shunda bu zot chap oyog'i bilan kirib, shunda xotifdan qalbimga nido bo'ldi deydilar. Xotif degani Allohning huzuridan degani. Endi bular boshqa mavzu, u tomonga o'tolmaymiz hozir. Xotifdan "Ey hokiz!" degan nido bo'ldi. Birodarlar, meni Savriy deb chaqiraveringlar. Bu ismdan uyalmanglar. Bu qiyomatgacha ummati islomga ibrat bo'lsin. Shuning uchun shu nomni ko'tarib yuraman degan ekanlar. Bitta masjidga chap oyog'ini bosib qo'ygani uchun bu odam shu nomni o'zlariga munosib ko'rib ko'tarib yurgan ekanlar. Birodarlar, qolgan zotlar haqida, qolgan ulug'lar haqida, azizlar haqida ixtilof etib, ularni ajratib, ularni o'rtasini biz o'zimizcha fikr aytib, bu xato bo'ladi, bu sahv bo'ladi. Birodarlar, shuning uchun Allohim ulug'larga, azizlarga, mujtahidlarga ergashish baxtini barchamizga nasib aylasin. Muhtaram azizlar, bugun asosiy mavzuyimiz dinda qo'shnichilik haqlari deb nomlanadi, lekin qo'shimcha bir dolzarb mavzu berganlar, biz mana shundan boshlamoqchi edik. Alloh taborak va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin. Muhtaram jamoat, kuni kecha mamlakatimizda Afg'oniston Islom Respublikasi Irshod Haj va Vaqf ishlari vaziri, Tojikiston Respublikasi Islom markazi raisi, O'zbekiston, Tojikiston hamda Afg'onistonning yetuk ulamolari ishtirokchilarida yirik anjuman bo'lib o'tdi. Mumkin xabarlaringiz bor bundan. Ommaviy axborot vositalarida buni yoritdi. Tadbirda mintaqamiz mamlakatlarida azaldan o'rganib kelinayotgan Imom al-Buxoriy ilmiy merosining afzalliklari va tarbiyaviy ahamiyatining keng yoritish hamda xalqlarimiz, ayniqsa yosh avlodni yot g'oyalardan himoya qilish hamda buzg'unchi kurashlardan saqlash kabi masalalar muhokama etildi. Shuningdek, anjuman doirasida qabul qilingan bayonotda bugungi kunning dolzarb chaqiriqlari va tahdidlarga qarshi mushtarak pozitsiyani e'lon qilish. Bu rosa eski ish ekan bu. Bu ishlar, bu siyosiy harakatlar, bu eski ishlar ekan. Hech esimdan chiqmaydi. Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlarini Masnaviy Sharif degan bir kitoblari bor. Kulliyot deydi uni. Kulliyoti Rumiy deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bishnavaz nay chun hikoyat me kunat az judoyi ha shikoyat me kunat tinglagin nay neydin hikoyatlar qilur ayriliq judoliqdan shikoyatlar qilur. Bu ruscha qilib aytganda mistik kitob. Ruhiy hodisalar, ruhiy voqealarni yorituvchi, lekin shu kitob siyosiy bir voqea bilan boshlangan. Yahudi podshoni nasroniy podshoga qilgan fitnasi bilan boshlangan. Qisqa qilib aytamiz. O'sha paytdagi podshohlik nasroniylarni tormor qilish uchun 12 ta firqaga bo'lib ketadi. Buni ham qisqa hikoyasi. Yahudi podshoni vaziri bo'ladi. U nihoyatda dono bo'ladi. Shohim deydi.
Meni nasroniylarni ichiga tashlang. Seni qanaqa tashlaymiz nasroniyning ichiga? Qulog'imni kesing, burnimni kesing, hamma yog'imni ko'kartirsin bular va meni osishni e'lon qiling. Meni oslayotgan paytimda birov olib qochib ketib, nasroniylar tomoniga tashlasin. Boshlandi hangama. Birinchi e'lon qilishdi. Bu vazir xoinlik qildi, podshohimizga xiyonat qildi. Xullas uni o'ldirishga hukm qilishdi va uni e'lon qilishdi. Haqiqatda burnini kesishdi, quloqini kesishdi. Osiyatgan paytda uni birov olib qochib ketdi. Oborib nasroniylarni tomoniga tashadi. Ana ishni ko'ring bu yog'iga. Endi buni hamma eshitgan, uni osilayotganligini, vazirni xiyonat etganligini, burunlari kesilib o'zi dordan olib. Birdan bu ni nasroni odamlari bu olim odam edi. Tavrotni, Injilni puxta bilar edi. O'ta taqvodor odam edi. Bu odam haligilarni o'ziga og'dira boshladi. Tez orada nasroniylarning o'rtasida bu katta bir hurmatga ega bo'ldi. Qisqasi, o'layotganda o'ziga 12 ta mustahkam shogird tayinladi. Vasiyat qila boshladi. Sen katta shogird, senga vasiyat alohida-alohida qilyapti hammasidan. Sen eshitib ol. Hidoyat faqat bitta yo'lda dedi. Nimada taqsir? Nimada ustoz? Hidoyat faqat taqvoda dedi. Shuni bilib ol dedi. Boshqa ishni yig'ishtir, faqat taqvoni mahkam ushla. Mana senga shogirdligim haqingdagi senga hujjat. Unga berdi. Uni chiqarib yubordi. Ikkinchi shogirdini taklif qildi. Ikkinchi shogirdiga aytdi. Sen eshitib ol dedi. Dunyodagi eng muhim narsa dedi. Odob dedi. Tushundingmi? Boshqa narsani tan olmagin, odobni pesha qilgin. Mana senga hujjat. Meni shogirdim ekanligingni. Uni chiqarib yubordi. Uchinchisini. Seni bilib ol dedi. Dunyodagi eng to'g'ri narsa ota-onani xizmatini qilish, qolgan narsani yig'ishtir dedi. Uni qo'liga hujjat berdi. 12 ta shogirdiga 12 xil narsani muhim ekanligini aytib, o'zi o'ldi. Ana endi 12 ta shogirdni janjalini ko'ring. Menda hujjat bor. Men ustozning asosiy shogirdlariman. Mana dinni to'g'risi deb u hukm, u bosh ko'tardi. Ikkinchisi unisi bosh ko'tardi. Shu bilan birodarlar, nasroniylarni 12 firqaga bo'lib ketgan ekan. Shu narsani musulmon bilan qilmoqchi bular. Ketmaydi. O'xshamaydi. Sababini eshiting. Shuningdek, anjuman doirasida qabul qilingan bayonotda bugungi kunning dolzarb chaqiriqlari va tahdidlariga qarshi mushtarak pozitsiya e'lon qilindi. Mushtarak degani hammamiz kelinglar, kelishaylik, bitta nuqtada turaylik, bitta pozitsiyani egallaylik, bir yoqadan bosh chiqaraylik degan bayonot e'lon qilindi. Ekstremizm, terrorizmning salbiy oqibatlari. Bu kabi illatlarning salbiy oqibatlari ularning tinchlik va barqarorlikka tahdid bo'yicha yondashuvlarini uyg'unlashtirish, bu borada hamkorlikda patvo va shar'iy xulosalarni tayyorlash belgilab olinganligi e'lon qilindi. Demak, Allohim insof bergani rost bo'lsin. Mana shu musulmon mamlakatlarimizni aniqrog'i davlatlardagi musulmonlarning bir-biriga yaqinlashuvi, bir-biri bilan birlashuvi kuzatilmoqda. Darhaqiqat, so'nggi paytlarda yurtimiz ulamolari tomonidan mazhabsizlik sabablari yuzaga kelayotgan ixtiloflar. E'tibor bering. Yurtimizda mazhabsizlik sababidan yuzaga kelayotgan ixtiloflar. Hay. Mazhabsizlik musulmonga nimaga kerak u? Mazhabsizlik. Hozir eshitasiz. Ularni oqibatlari haqida muntazam tushunchalarga qaramasdan ba'zi shaxslar tomonidan soxta salafiylik g'oyalarini targ'ib etish, ularga ko'rkorona taqlid qilish ko'zga tashlanmoqda. Birodar, boshqalarni nog'orasiga o'ynama. Qo'y,
dinde ihtilafını gereği yok. Allah'a kıladığımız ibadet eken, bendelik eken, yolumuz takva, halallik, paklik eken, biz talaşıp ne kılamız? Sen ona okudun, sen buna okudun, sen namazda mı naka turdun, sen namazda mı naka turdun? Sahabeler ne işte? Hazreti sahabeler dediler, biz 10 yıllar ve ondan kop bir mescidde katner edik ki, namazda yanımızda kim turganını bilmegen edik degen sözleri var. 10 yıldan aşık bitti mescidde katnereken bular. 10 yıldan aşık 5 vakit namazda turarken, yanında kim turganını karamasakken? Ya ular neyem közü barıdı, ular neyem kulağı eşleridi, ular hem Allah'ın bendesi idi. Demek ularda maksat bitti bugün. Müslümanga karab, onu aybını aktarmaslik. Karaş, aybını aktarışını koyup durun. Adamga karasayız, etibar düşerdi. Etibar bugünden kekin kemçilik çıkadı. Bu kişiler, men mezhabke emas, hadiske amel kılamam. Dep dava kılıyetken bolsalar da, dinimizde haram bolgan ihtilafını keltirip çıkarmaktalar. Braderler, hadis bilen mezhabını alakada korgan adam, cahil adam sablanadı. Mana. Mana ayet, mana hadis, mana mezhab. Bu hata gap. Ayet bilen hadisini mezhab düşündür bergan. Ayet bilen hadisini mezhab o'rgatgan. Ayet bilen hadisini mezhab yetkazgan. Aytmoqchi. Azı sanagan zatlardan üççelerleri. İmam-ı Azam rahmetullah aleyhi. İmam-ı Ahmed bin Hanbel rahmetullah aleyhi. İmam-ı Malik rahmetullah aleyhi. Üççeleri hadis toplagan. Katta muhaddisler soplanan. Bularcı bular. Ozu hadisini toplap koyduk. Ozu insaniyetke, mumun musulmanga ozu ayet yaptık. Bu kişiler, men mezhebke emas, hadiske amel kılaman deyip dava kılıyetken bulsalar da, dinimizde haram bulgen ihtilaflarını kilitirip çıkarmaktalar. Yani haram deyip kemrah yazılıp da, oza asli hükmü haram ko, bunu adını ilhad deydi. İlhad. İlhad degeni Allah'ını beytige kirip, mumun musulman birbirge ihtilaf kılıp, birbirge dehaneki cen kılıçını adını ilhad deydi. Bu şirk bilen beraber, neuzan billah. Yani meçitte birini küzete oturttu mu? Meçitte birini mıngır mıngır kıl yaptı mı? Sen nerede oturuyorsun o adamda? Sen nerede oturuyorsun? Zaraz edip uşana itedi. Mümkün koronavirüs ondan afzal rak. Mümkün. Braderler Allah'ını beytige kepti, mumunge itiraz kıl yaptı. Allah'ını beytige kepti, mumunge itiraz kıl yaptı. Hazreti Ali kerramallahu vecihâ. Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin 4. halifeleri Hazreti Ali kerramallahu vecihâ hayit namazını okumakçı kopturuşken iken. Demek bu Kufa'da böyle yaptı, Irak'ta böyle yaptı. Hayit namazını vaktini kütüp oturuşken peytide Hazreti Ali kerramallahu vecihâ hem oturgen idiler. Şunda bir adam turup namaz başlap kaldı. Aynen geplerini. Hazreti Ali'nin zamanlarda hayat namazını kütü oturursa bravo namaz başlap kaldı. Nemeydi? Hayat namazdan aldı namaz okulmaz diyor. Sebep nemeydi? Kıyas şikayetken bölerdi. Şunun için namaz okulmaydı. Hayat namazdan aldı. Bamdat okuldu. Hayat namaz geçe namaz okulmaydı. Kıyas şikayetken peyti bölerdi. Halige adam namaz başlap kaldı. Bir yaktaki adamlar. Ya Ali, labbay. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanlarında hayitten aldınan bu namaz okular mıydı? Hani önce peyteyim bari gel, hani de gelen. O hakikat perverdi böyle yaptı o insan. O jinaka, başka onge gap gapır bu meydi. O şey gap izgiyen mecnaka, jinaka. Hazreti Ali, yok,
Hazreti Peygamberimizin zamanlarda hayttan aldı namaz okulmagan. Haligiler iş çıkmagandan keyin okşamadı bir yağı. Yana gap koştu. Ha onda anonga etmeysiz mi? Dep kaldı. Hani açık ayet vardı. Hazreti Ali cevap verdiler. Cevaplarını işte. Onu ku kaytarardım küye. Etibar verin. Allah'ımla ayeti var da mazmunu. Allah'ımla ibadetiden, ruku, secdesiden, onge namaz etişten kaytar yetkenlerinin akıbetleri kançelerem ayançlik degen ayetke kırıp kalıştan korkamam degene geldi. Şimdi hazi ibadetten kaytarıp koysam oşa ayetini manasıge kırıp kalıştan korkamam. Mene Hazreti Halife nimeden korkan? Goya ki men Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve başka büyük ulemalardan ilimlik rakman degen emez mi bu? Mezhebini tanımazlık. Şu törtte uluğ müştehitten men ilimlik men degen emez mi bu? Bu bir. Mezhebler goya bir deryadan akıp geliyetken tört anharge okşaydılar. Ana mezhebini tarif. Bir deryadan sizip çıkıp geliyordu. Ularının her birleri öz içtihatları bilen Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen şeriat hükümünden alışken ular. Başka cahiden olmayan ular. Kaytadan eytemen. Bu tortta ulu müştehidini özleri mühaddisler. Ularının özü mühaddis. Özleri hadis toplayan zatlar. Ularning bir masalada qarashlarining turli chaligi ularning kelisha olmasliklaridan emas. Mana hozir bitta misol keltiradilar. Hanafi mazhabi olimlari namozda qo'lni kindik ostida bo'lishini to'g'risidagi bir qancha hadisi shariflarni o'rganib chiqib, o'z kitoblarida ishonchli dalillarga ko'ra hukm qilganlar. Bu esa Hanafilik hadis Hanafilar hadisga amal qilmagan degan xulosani keltirib chiqarmaydi. Hop, namazda kindekini astıge koyup duramız, kolumuzunu, bizim mezhebimiz bu içe. Hop, İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi, İmam-ı Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyhini mezheplerde ular koksilerige, yukarrakka koyuşadı. Bu degeni, bizim mezhebimiz hadiske amel kılma yaptı degen yapmaz bu. Bu degeni. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhine ya ki İmam-ı Ahmed bin Hanbel'ni mezheplerde hadiske amel kılınma yaptı degen gep çıkmaydı. Hammasının asası var ahir. Özünün delili, hücceti var. Onu bir kerge yazmak ha. Şunday iken kim mezhepke ergeçse hata kılmagan halde Kur'an ve sünnetke ergeçken bo'ladi. Qaytadan aytamiz. To'rttala mezhepni Kur'an ve hadis şerhi şunu yol edip ko'rmagan adam qattiq yanışadı. Ciddi yanışadı. Birer mezhepke ergeçken insan barcha amellerini şu mezhepke belgilengen tertipke göre, şu mezhepte belgilengen tertipke göre becerişi şart. Endi mana shu joyiga kelganda ba'zi masalalar bor. Mana bu yerda ochiq oydin etilyapti. Birer mazhabga ergashgan inson barcha amallarni shu mazhabda belgilangan tartibga ko'ra bajarishi shart. Aks holda, ya'ni ibodatlarni ba'zisida bir mazhabga, ba'zisida boshqa mazhabga amal qilish talfiq deyiladi. Buni o'zini atamasi bor ekan. Ey birodarlar, mazhab deganda mahkam ushlash kerak bo'ladi. Bir yog'ini tashab, bir yog'ini olib, o'zingizga munosibi, aqlingizga to'g'ri kelganini olib, o'zingizga kelmayotgani yoki aqlingizga sig'mayotganini tashab, u talfiqqa aylanib qolar ekan. Shuning uchun bu narsalarda hushyor bo'laylik. Hozirgi kunda bu holat soxta salafiylarning namozlari
ve başka ibadetleri de korunmakta. Mesela raf'ul yedeyni. Raf'ul yedeyni degen kolunu kotarış. Bu hadiste var, sünnette var. Fatiha suresinden son cehri aminini aytiş. Şafii mezhebi de var ama Hanefi mezhebi de yok. Bu yok degeni ularga nispeten uruş kılış, ularga nispeten ihtilaf kılış degen yapmaz. Yok degeni biz kılmayımız degeni o. Mesela amin. Braderler, Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşhur hadislerini manasından İmamınız veleddalin deseler amin deyip eytinler degen hadisler var. Amin deyip eytinler degenini bizim mezhebimiz mahfi eytinler deyip tevil kigen. İmam-ı Şafii rahmetullah aleyhi cehri eytiler deyip talkın kigen. Farkı şeddeydi. İkeviyem eytedi. Bittesi cehri eyti yaptı. Bittesi mahfi eyti yaptı. Bu mahfi aytayotgani aytmay qolayotgani yo'q. Aytadi u ham. O'zimiz ham aytamiz. İçimizde aytamiz. Farq shu. Soxta salafiylar qabrlarni shu jumladan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobiy va avliyolarni qabrlarini ham ziyorat qilishni shirk deyaptilar. Shunday gaplar bor. Qabrlarni ziyorat qilib bo'lmaydi, undan payg'ambarimiz qaytarganlar. Tunov kuni ham bir joyda aytgan edik shu hadisni. Hadisning ma'nosi, mazmuni qisqa qilib aytamiz. Fatima onamiz Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga dedilar. Bu holatni tepasida Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, yana bir qancha sahobiylar hozir ekanlar. Ya Rasululloh, amakimiz Hamza'ni ziyorat etmoqqa ruxsat eting dedilar. Fatima radhiyallohu anha so'rayaptilar, payg'ambarimizning qizlari so'rayaptilar otalaridan, Rasulullohdan. Amakimizni ziyorat qilishga ruxsat eting. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Eshitmaganmiding Fatima, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qabr ziyoratidan qaytarganlarini eshitmaganmiding? İslam'ın evvelde şu vakıya yüz bergen. Şu hadisler var. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerini ziyaret kılıçtan kayter geldikleri hakkında hadisler var. Onun sebebi var. Sebebi? Sebebi biraderler, müşrikler, cahil o şey zamandaki müşrik Arablar, bunlar şirkini kabirden başlaşken eken. Qabrlarga aziz avliyolarni qabrlariga timsollar, o'sha avliyolarni shakllarini, suratlarini chizishib, birinchi avlodi chizib ketgan esimizda tursin deb, ketida kelayotgan avlodlar sig'ina boshlagan. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hammalarini qaytarib olgan ekanlar. Bormanglar, ziyorat qilmanglar. Hamma yoq mushrik, hamma yoq shirk. Undan keyin nima bo'ldi? Undan keyin alhamdulillah hammalari sahobalarga aylanishdi. Islomni baxtiga muyassar bo'lishdi. Undan keyin e'tiqodlari, ilmlari joyiga keldi, aqllari joyiga keldi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima onamizga: "Men sizlarni qabr ziyoratidan qaytargan edim. Endi uni ziyorat qilaveringlar, chunki aqlinglar, e'tiqodinglar joyiga keldi. Endi ziyorat qilsanglar bo'ladi." Chunki qabriston bizga oxiratni eslatur degan mazmunda hadis marhamat qilgan ekanlar. Buni otini nasx deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin mithliha. Allohim bir oyatini nasx etsa, biz bir oyatni nasx etsak, nasx degani ketkazish degani,
o'rniga o'sha oyat kabi yoki u oyatdan afzalini keltirurmiz degan surada oyatda mazmun bor, ma'no bor. Dinimizda nasx mansux nega kerak bo'ldi? Uni sababi bor, birodarlar. Nasx mansux degani o'sha odamlarni, o'sha jamiyatni illatlardan, harom xarishlardan tozalashni jarayoniga kerak bo'ldi u. Jarayoniga masalan xamr, aroq. Aroqqa, xamrga arablar shu darajada botgan edilarki, qon-qon jonjonlariga kirib ketgan edi u narsa. Ularni qaytarish, ularni u narsadan qaytarish ancha mushkul edi. Birinchi bosqich boshlandi. Oyatni mazmuni. Sizlarga biz halol ne'matlar ham berganmiz, lekin ularni siz uzum mevalarni biz halol qilib berganmiz, lekin ularni siz ba'zilarini to'g'ri yo'lda foydalanmaysiz, to'g'ri yo'lda ifodalanmaysiz, to'g'ri yo'lda iste'mol qilmaysiz mazmunida oyat keldi. İkincisi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Bu Sure-i Nisan ayeti. Bu var bu. Hazır var şu ayet. Aytadı. Ey iman keltirgenler, mast holatingizdan namaz okumenler. Ta o'zingiz gapirayotgan gapni anglamaguningizcha degan oyat keldi. Bu ikkinchi bosqichi. E'tibor bering. Birinchi bosqichida uni yomon, harom ekanligiga ishora qilinyapti. Ikkinchi bosqichida u narsani ichgan, iste'mol qilgan holda namoz o'qimang. Ana endi uchinchi bosqichi. Uchinchi bosqichida a'udhu billahi minash shaytonir rajim fahalil antum muntahun. To'xtatasizlarmi yo'qmi, bas qilasizlarmi yo'qmi degan oyat kelgan ekan. Shunda Hazrati Umar ibn al-Xattob intahayno, to'xtatdik, intahayno, tavba qildik, to'xtatdik deb javob bergan ekanlar. Muhtaram azizlar, nasx degani, mansux degani o'sha narsani, o'sha illatni bosqichma bosqich ketkazish uchun kerakli, yetarli, lozim bo'lgan oyatlarni o'tishi, o'rniga haqqoniy oyatlarni, hukmi qiyomatgacha ketadigan oyatlarni kelishi demak ekan. Demak, xulosa o'rnida aytamizki, islomni avvalida insoniyatga, ya'ni o'sha paytdagi odamlarga iymon hali o'rnashmagan paytida payg'ambarimiz qabr ziyoratidan qaytargan ekanlar, o'sha hadislar mavjud. Undan keyin payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat bergan ekanlar, u hadislar ham mavjud. Nima qilasiz birodar uni ko'tarib yurib? Nasx hadislarni. Nima qilasiz uni ko'tarib yurib? Odamlarga aytib bir ahmoq chiqqan edi. Xuddi shu oyatni olib haligi aroq haqidagi. Mana mast holatingizlarda o'qimanglar deyapti. Demak, namozdan tashqari ichib mast bo'lib yursak bo'lar ekanday degan fikrlarni ilgari surganlar bor. Nima ularniki ham to'g'ri bo'lib chiqadimi? Shuning uchun birodarlar, bu narsalarni gapirishda, bu narsalarga yondashishda nihoyatda noziklik kerak. Nihoyatda ilm kerak, nihoyatda diqqat qilish kerak. Va holanki Imom Muslim va Imom Tirmidhiy rivoyatlaridagi hadisda quyidagicha ta'kidlangan. Sulaymon ibn Burayda otasidan rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim. Va tahqiq, Muhammadga onasini ziyorat qilishga izn berildi. Bas u qabrlarni ziyorat qiling, albatta ular oxiratni eslatadi. Ana. Mana bu hadis
avval o'tgan hadislarni qabr ziyorati haqida payg'ambarimizning qaytariqlarini nasx etadi. Xulosa. Xulosa shuki, muhtaram azizlar, mana shu ijtihod masalasi, mujtahidlar masalasi, mazhab masalasida mustahkam bo'laylik. Undan og'ishmaylik va tushunaylikki, oyatlarni, hadislarni bizga tushuntirib bergan zotlar mana shu tomonda yurishimiz, uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak ekan. Xudo aslasin, mazhab bilan mazhabni aralashtirib, bittasini ma'qullab, ikkinchisini inkor etish yoki mazhabda yurgan zotlar boshqa mazhablar bilan ixtilof etishlari yoki meniki zo'r, meniki haqiqat deb bong urishlari bular xato ekan. Allohim ixtilofga bo'linishdan aslagin, ixtilof qilishdan aslagin. Mo'min musulmonni o'zi qiladigan ishimiz ibodat ekan. Mana shu Alloh taboraka va taoloni buyurgan ibodatlarni bir-birimiz bilan mehrda, hurmatda ado etib borish baxtini barchamizga nasib aylagin. O'zi umuman bunaqa ishlarga aralashgan odamlar, ayniqsa masjidda shunaqa bir-biri bilan ixtilofga aralashgan odamlar o'shalar bilan barobar bo'lib qoladi. O'sha bir-biri bilan olishayotganlar bilan barobar bo'lib qoladi. Bir hikoyacha bilan bu mavzuga yakun qilamiz. Hozir duolar, yana odamlardan iltimos bo'lgan duolar bor, qilinadigan e'lonlar bor. Yana shunga o'tamiz. Hazrati Mavlonoda bir hikoya keltirilgan. Hindistonda 4 odam namozga kirdi, peshin namoziga kirdi. Va peshin namozini sunnatni o'qib boshladilar. Demak, peshin namoziga kirishdi. Masjidga kirishdi. 4 odam ekan. Sunnat namozini o'qiy boshladilar. Namozni o'qishayotganda namoz o'quvchilardan birinchisi, "Iya, o'zi azon aytganmidi?" dedi. Namozda turib gapiryapti u. Ikkinchisi, "Ey, namozda gapirma, namozing buziladi," dedi. Uchinchisi, "Ikkovingni ham namozing buzildi," dedi. To'rtinchisi, "Uchovingni ham namozdan chiqding," dedi. To'rtta u ham namozdan chiqib bo'lgan ekan. Ixtilofga aralashgan odam xuddi shunga o'xshagan insonlar. "Ey, san jim bo'l, seniki to'g'ri, sen aralashma unga. Unga e'tibor berma. Iloji bo'lsa salom ber. Boshqa iloj yo'q. Chunki u ham musulmon, u ham mo'min. Bir narsa desang, dili og'riyapti. Demasang, bunaqa gaplarni boshlayapti." Muhtaram azizlar, xulosa o'rnida aytamiz. Allohimni dinini ixlos bilan tutaylik. O'zaro bir-birimizga hurmat bilan ado etaylik. Bemazhablarga, ixtilofchilarga yo'l bermaylik. Ana boshda aytilgan hikoya sizda tursin. Iloji bo'lsa Mavlono Jaloliddin Rumiyni bir o'qib chiqaylik. Ana shunda haqiqatini tushunamiz. O'zi bu narsalarni kimlar olg'a suryapti? Ularga bu narsalar nima uchun kerak? O'zi u narsalar ularga nima yaxshilik beradi? Bu narsani tushunmasak, ancha jahil, ancha yomon tomonga burilib qolishimiz mumkin. Shuning uchun hushyor bo'laylik. Ey mo'minlar, ey musulmonlar, jum'oni xutbasidan foydalanib, mana shundoq bir fursatdan foydalanib, siz azizlarni birdamlikka, ahillikka, ixtilof qilmaslikka chaqirardim. Allohning dinida mustahkam bo'laylik. Mujtahidlarimizga ergashaylik. Bemazhablikni ilgari surmaylik. Alloh taboraka va taolo gunohlarimizni kechirsin, hidoyatiga boshlasin. Kullu ibn adam xato va xayrul xatoina tawwabun. Odam bolasini hammasi xatokor. Hammasi gunohkor. Lekin odam bolasini ichidagi xatokorlarning ichidagi yaxshilari, gunohlarini anglaganlari, tavba qilganlar, tushunganlar. Shuningdek Allohim gunohlarimizni kechirgin. Ulug' mujtahidlarga til tekizishdek yomon illatdan bizni asragin. Farzandlarimizni asragin. O'sha mujtahidlarni yo'lidan bergin. O'shalarni odobidan bergin. O'shalar bilan Allohim oxiratda Hazrat Payg'ambarimiz Rasulullohning sahobalarining safida qilgin. Allohim vatanimizni, yurtimizni va butun olamdagi mo'min musulmonni panohingda asragin. Bu voqealarga, bu masalalarga yana qaytajakmiz inshaalloh.